merhabalar. Tinkercad'de derslerimize araba modeliyle devam ediyoruz. İlk olarak temel şekillerden kutuyu alarak çalışma düzlemine ekleyelim. Eklediğimiz şeklin genişliğini 90 ve 50 değerlerinde değiştiriyoruz. Çalışma düzleminden yüksekliği şimdilik 0 olarak kalacak. Daha sonra değiştireceğiz. Uzunluğunu ise 30 değerinde değiştirelim. Burada kendi yapacağınız modele göre de boyut değerleri verebilirsiniz. Daha sonra şekil özelliklerinden yarı çap özelliğini arttırıyoruz ve kenar görünümünü değiştirmiş oluyoruz. Şimdi ise temel şekillerden delik özelliğindeki kutuyu alalım. Burada eklediğimiz kutu ile araba ön ve arkasında boşluk oluşturacağız. O yüzden genişliğini 60 yani diğer şekilden daha yüksek bir değer yapıyoruz. Yüksekliğini ayarladıktan sonra klavyedeki solokla arabamızın ne kadar içerisinde olacaksa ona göre kontrol ederek ayarlıyoruz. Burada aynı şekilden bir tane daha elde etmek için Ctrl-C, Ctrl-V veyahut da sol yukarıdaki çoğalt butonunu kullanarak bir tane daha elde ediyoruz. Sol ok ile onu ön tarafa doğru taşıyalım. Burada ne kadar içeride olacaksa ona göre iki kutuyu da ayarlıyoruz ve yüksekliğini ön taraf daha aşağıda, arka taraf daha yukarıda olacak şekilde ayarlayalım. Ayarladıktan sonra gruplandırma özelliğiyle boşluklar oluşturacağız. Üç şekli seçiyoruz ve sağ yukarıdaki gruplandır butonuna tıklayarak önlü arkadaki boşlukları oluşturmuş oluyoruz. Şimdi ise yine bu boşluklara şekil verebilmek için temel şekillerden delik özelliğindeki kutuyu alalım. Burada genişliğini yine 60 değerinde yapıyoruz ve yüksekliğini arttırarak yaptığımız boşluğa doğru getiriyoruz. Cam görünümü elde etmek için o kenarındaki görünümü değiştireceğiz. Bunun için eklediğimiz kutuyu çift taraflı okları kullanarak çeviriyoruz. Burada sayı değerlerini kullanarak da çevirme işlemini yapabilirsiniz. İstediğimiz ölçüde olduktan sonra yine bu şekli çoğaltmak için yukarıdaki çoğaltma butonu veya klavyedeki Ctrl-C, Ctrl-V özelliğiyle de bir şekil daha elde ediyoruz. Ve bu şeklin aynısından ön tarafa doğru klavyedeki sol okla sürükleyerek Arkada yaptığımız şekil gibi bir görünüm elde etmek için o kutuyu da çift taraflı ok ile çeviriyoruz. İki şeklin konumunu da ayarlayalım ve farklı açılardan kontrol ederek nasıl durduğunu da belirleyelim. Şimdi ise yine üç şekli seçerek sağ yukarıdaki gruplandırma özelliğini kullanacağız. Ve istediğimiz arabadaki o cam görünümünü elde etmiş olduk. Sıra geldi arabamızın camlarını yapmaya. Bunun için yine temel şekillerden delik özelliğindeki kutuyu alıyoruz. Eklediğimiz kutuyu yapacağımız cama göre boyutlandıralım. Boyutunu örnek olarak 14 ve 10 ölçülerinde yapabilirsiniz. Yüksekliğini ayarladıktan sonra arabada nerede duracağına göre ayarlayıp klavyedeki yön oklarıyla arabamıza doğru yaklaştıracağız. Sol oka tıklayarak arabamızın hafif şekilde içerisine yerleştiriyoruz. Yine bu şekli çoğaltarak diğer camlarımızı yapacağız. Yukarıdaki çoğalt butonu veya Ctrl C'nin klavyedeki yine sol yukarıdaki butonlarıyla da yapabilirsiniz. Bu şekilleri çoğaltarak diğer taraftaki yani sol taraftaki camları da yapacağız. Böylelikle aynı hizayı da elde etmiş oluyoruz aslında. Çoğalttıktan sonra her şeklin ne kadar içeride olduğunu kontrol edelim mutlaka. Bunu yaparken o kenarındaki oklarla içeri tarafta kalan oklarla ne kadar içeride olduğunu anlayabilirsiniz. Dört camımızı da kontrol ederek birazcık daha dışarı alalım. Ve böylelikle içerisinde çok fazla boşluk oluşturmadan yapmış olacağız. İstediğimiz cam görünümü elde etmek için. Ve bütün şekli seçerek sağ yukarıdaki gruplandır butonuna tıklayalım. İstediğimiz o cam görünümündeki boşlukları oluşturmuş olalım. Gördüğünüz gibi arabamızdaki o cam boşluklarını da oluşturmuş olduk. Sıra geldi arabamızın tekerlerine. Temel şekillerden silindir alarak şekil özelliklerinden rengini öncelikle siyah olarak değiştirelim. Şimdi ise yapacağımız tekere göre bir boyut belirliyoruz. Bunu yapmak için yine sayı değerlerini veya kenarındaki kareleri kullanabilirsiniz. Boyutunu ayarladıktan sonra arabamızın çalışma düzleminden yüksekliğini biraz daha arttırıyoruz. Tekerleri yerleştirirken nasıl duracağını daha iyi kontrol etmiş olacağız. Tekerimizi arabada duracak şekilde çevirme işlemini yapacağız. Bunun için 90 derece olarak çevirebilirsiniz veya okla belirlediğiniz yöne doğru da çevirme işlemini yapabilirsiniz. Yüksekliğini biraz daha arttıralım. Burada sıfır yaptığımızda tam çalışma düzlemine sıfır ölçüde yani tam üzerinde olacak şekilde ayarlamış oluyoruz. Yine 90 derece çevirdikten sonra arabamıza doğru yaklaştırmak için farklı açıdan sol oka tıklayarak arabamıza doğru yaklaştırıyoruz. Burada tekerimiz hafif içeride yani yarısı içeride yarısı dışarıda kalacak şekilde ayarlayacağız. Diğer açıdan kontrol ederek de arka tekerimizi yapmış olalım. Yine bu tekeri çoğaltarak diğer tekerleri de yapacağız. O yüzden Ctrl-C, Ctrl-V ve çoğaltıyoruz. Aynı şekilde bu hizadaki tekerleri sağ tarafa da yapacağız. Tekerlerimizin yarısı içeride yarısı dışarıda olacak şekilde ayarlıyoruz. O yüzden bu tekeri biraz içeri alalım. Ve onu çoğalttıktan sonra diğer taraftaki tekerleri de yapalım. Burada aynı hizada olması için diğer tekerin de üzerine tıklayıp çoğaltarak klavyedeki sol ok ile diğer tarafa doğru taşıyoruz. Dört tane yaptıktan sonra farklı açılardan kontrol ederek ne kadar içeride olduğunu ayarlamamız gerek. Görünümünün daha iyi olması için farklı açılardan kontrol ederek tekerimizi biraz daha içeri alıyoruz. Yüksekliğini de biraz azalttıktan sonra daha iyi bir görünüm elde etmiş olacağız. Burada kendi yaptığınız modele göre de ayarlamalar yapabilirsiniz. Şimdi ise temel şekillerden bir tane daha silindir alıyoruz. Tekerimizin iç kısmını yapmak için şekil özelliklerini öncelikle beyaz olarak değiştirelim. Boyutlarını ayarlayarak diğer tekerden daha küçük bir boyut elde etmemiz gerek. Uzunluğunu daha fazla yapabiliriz. Burada içerisine yerleşecek. O yüzden uzunluk yüksek olmalı. Ve yine diğer teker gibi görünümünü çevirme işlemiyle değiştiriyoruz. Yüksekliğini de ayarlayarak diğer tekerin içerisine doğru yerleştirmek için öncelikle sürüklüyoruz. Dışarıda olduğu için tekerimizin ortasını biraz daha içeri alacağız. Ve yüksekliğini azaltarak ortaya doğru getirip boyutunu biraz daha küçültebiliriz. Yine burada diğer tekerde yaptığımız gibi çoğaltarak bu şekli diğerlerine de ekleyeceğiz. Öncelikle biraz içeri alıyoruz ve çoğalttıktan sonra sağ okla diğer tekere Orada da biraz içeride olduğu için diğer açıdan kontrol edip sağ okla birazcık dışarı alalım. Bunu çoğalttıktan sonra diğer yöndekileri de kopyalama yapıştırma ile aynı hizada alabiliriz. Yine hizaları değişebilir. O yüzden kontrol ederek görünümünü değiştirebilirsiniz. Biraz daha içeri aldık. Gördüğünüz gibi arkadaki biraz daha sola doğru gelmiş. Onu biraz sağlıyoruz. Ve istediğimiz görünümü elde ediyoruz. Şimdi temel şekillerden delik özelindeki kutuyu alalım. Sıra plakayı yapmakta. Bunun için dikdörtgen bir görünüm elde edelim ve yüksekliğini ayarlayarak plakamızın kasa üzerinde nerede duracağını belirliyoruz. Yine farklı açılardan kontrol ederek yüksekliğini ve duruşunu ayarlıyoruz. Biraz daha içerisinde oluşacak şekilde diğer şeklin içine yerleştirelim ve hizalama yapmak için yani tam ortasında olması için iki şekli seçerek sağ yukarıdaki hizalama butonuna tıklayalım. Genişlik olarak ortaya aldıktan sonra boyutuyla biraz daha değişiklik yaparak istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Burada içerisi delik oluşacağı için hafif içerisinde olacak diğer şeklin. Gördüğünüz gibi biraz daha öne aldıktan sonra duruşunu ayarlıyoruz. Ve şimdi iki şekli seçerek gruplandırma özelliğiyle plakamızdaki boşluğu oluşturmuş oluyoruz. Temel şekillerden metini alarak plakamızı yazacağız. Bunun için teksti öncelikle duracağı şekilde çeviriyoruz. Yine 90 derece ölçülerinde olacak. Diğer taraftan da çevirme işlemini yaptıktan sonra tekstimizin metin özelliğini değiştiriyoruz. Burada yine yazının diğer özelliklerini değiştirerek de istediğiniz şekilleri verebilirsiniz. Rengini ise kırmızı üzerinde gözükmesi için beyaz yapacağız. Boyutunu ayarladıktan sonra yüksekliği ile yaklaştırarak değişiklikler yapabiliriz. Plakamızın tam içerisinde olacak. O yüzden hizalamayı da diğerindeki gibi ayarlıyoruz. Burada gruplandırma özelliği kullanmayacağız. Yani e, orada bir boşluk oluşmayacak. Çünkü aynı renge bürünüyor. O yüzden sadece içerisine yerleştirip bırakacağız. Beyaz olarak görünmesi için bu. İki şekli seçmiyoruz. Çünkü gruplandırma özelliği yapmayacağız. Sadece yaptığımız metin özelliğindeki yazıyı yani plakayı içerisine doğru sürükleyerek baskı şeklinde bir görünüm elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi plakamızı da yapmış olduk. Şimdi ise hemen şekillerden bir daha ne daha silindir alıyoruz. Bununla birlikte arabamızın farlarını yapacağız. O yüzden çevirdikten sonra boyutlarını ayarlayalım ve istediğimiz boyutlara getirdikten sonra yüksekliğini ayarlayarak arabamızın üzerindeki konumunu belirleyelim. Burada yine üzerindeyken de boyutlarını değiştirebiliriz. Klavye'deki sol okla arabamıza doğru yaklaştırıyoruz. Yaklaştırdıktan sonra biraz daha büyük olduğu için küçültelim. Küçülttükten sonra istediğimiz konuma getirelim ve yine buradaki yaptığımız bir tekeri çoğaltarak diğer tekerleri yapacağız. Çoğalt butonu veya kopyalama yapıştırma özelliğiyle bir tane yaptığımız farı çoğaltıyoruz. Ve bu farları da çoğaltarak arka taraftaki farları da yerleştirmiş olacağız. Burada arabanın içerisinden oklarla yani klavyedeki yön oklarını kullanarak sürükleme işlemini yapabilirsiniz. Yine diğer taraftaki farı da çoğaltarak aynı hizada olması için klavyedeki sağ oku kullanıyoruz ve onu arkaya doğru sürüklüyoruz. Farlarımızı da istediğimiz yere konumlandırdıktan sonra yine burada gruplandırma özelliği kullanmayacağız. Sadece renkli bir çıkıntı olarak kalacak şeklimizde. Biraz daha dışarıda oluşun içeri alalım. Gördüğünüz gibi farlarımızı da istediğimiz şekilde elde ettik. Sıra geldi arabamızın camlarına. Bunun için temel şekillerdeki yuvarlak çatı şeklini kullanacağız. Şeklinizi çalışma düzlemine ekledikten sonra duracağı şekilde 90 derece olarak çeviriyoruz ve boyutlarını Arabamızda nasıl duracaksa ona göre küçülterek ya da büyüterek ayarlıyoruz. Düzlemin üzerinden biraz daha yükseltelim ve arabamıza doğru yaklaştırmak için sol kaba basalım. İstediğimiz yere geldikten sonra da boyutlarını biraz daha değiştireceğiz. Burada yönoklarıyla şekli taşımak oldukça işimizi kolaylaştırıyor. Gördüğünüz gibi istediğimiz şekilde hafif yine içerisinde olabilir. Daha iyi gözüküyor çünkü. Biraz daha öne aldık ve yüksekliğini arttırmadan yine bu şekli çoğaltarak diğer camı da yapacağız. Biraz daha içeride olunca daha iyi gözüküyor. Yine bu şekli çoğaltarak diğer aynamızı da yapacağız. Onu da farklı açılardan kontrol ederek ne kadar içeride veya konumu nasıl kontrol ederek değiştirebiliriz. Gördüğünüz gibi arabamızın farlarını da aynalarında yapmış olduk. Burada farklı özellikler de katabilirsiniz istediğiniz gibi. Şimdi ise son olarak arabamızın arka tarafındaki plaka görünümünü yapacağız. Bunun için temel şekillerden delik özelliğindeki kutuyu alıyoruz. Aynı ön tarafta yaptığımız gibi öncelikle bunu dikdörtgen şekle getireceğiz. O yüzden boyutlarını değiştiriyoruz. Yüksekliğini arttırarak nerede konumlanması gerekiyorsa oraya sürüklemek için klavyedeki okları kullanıyoruz boyutu biraz daha büyük olduğu için küçültmemiz gerekecek eklediğimiz şeklin boyutlarını biraz daha küçülttükten sonra iki farın ortasında olacak şekilde ayarlamamız gerek gördüğünüz gibi biraz daha büyük o nedenle küçültmemiz gerekiyor şeklimizi küçülttük ve ortalı bir şekil aldıktan sonra istediğiniz boyuta getirebilirsiniz. Şimdi ise arabamızın içerisine doğru yerleştiriyoruz ve yüksekliğini biraz da arttırarak istediğimiz boyuta getirelim. Burada hizalama özelliği ile de ortaya alabilirsiniz. Bunun için her iki şekli seçelim. Ve sağ yukarıdaki gruplandırma butonuna tıklayarak arka taraftaki plaka boşluğunda oluşturmuş olalım. Gördüğünüz gibi arabamızdaki istediğimiz özellikleri yaptık. Siz de yapacağınız arabanıza göre farklı özelliklere, temel şekillerden farklı modelleri üreterek de yapabilirsiniz. Umarım sevdiğiniz bir model olmuştur. Bir sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle.